7 Temmuz 2022 Perşembe Tarafsız Haber Barış Biner'den herkese yeniden merhaba. İşte bugün yeni bir seçim anketi daha yayımlandı ve daha önce verilerini verdiğimiz ALF Araştırma'nın yeni bir seçim anketi daha yayımlandı. Şimdi bu tabloda ne gördük? Milletle Cumhur İttifakı arasındaki denge Millet İttifakı lehine açılmaya devam ederken AKP ile CHP arasındaki makasın kapandığını görüyoruz. Son anketlerde CHP AKP'yi geçmişti bir takım anketlerde ve iki parti arasındaki makas da kapanıyordu. AKP'nin önde olduğu anketlerde. Şimdi ALF Araştırma'nın anket verileri şöyle: bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz anketinde Cumhur İttifakı 35, Millet İttifakı 43.6 oy alıyor ve Millet İttifakı Cumhur İttifakı'nı geçiyor. İşte son ankette oy oranları şöyle: AKP CHP arasındaki makas kapanıyor. İşte o oy oranları AKP %28.4, CHP %27.2 ve CHP ile AKP arasındaki puan farkı aşağı yukarı bir puana inmiş durumda. İyi Parti %16.4'te ALF Araştırma'da. HDP %8.5 oy alıyor. HDP ortalamanın altında ALF Araştırma'da. MHP %6.6, yeni baraj olan %7 barajının da altında. Deva Partisi Avrasya'da 4-5 oranlarını görmüştük ki dünkü anketlerde bir ankette yaklaşık 3,5-4 oranını görmüştük. ALF Araştırma'da Ali Babacan'ın Deva Partisi'ni %2.3 oy oranında görüyoruz. Ahmet Davutoğlu'nun Gelecek Partisi %2 oy oranında. Sarıgül'ün Türkiye Değişim Partisi %1.9 oy oranında. Açıkçası ORC ile beraber TDP'yi yüksek bulan anket firmalarından bir tanesi örneklemi itibariyle TDP hayranları bana kızıyorlar ama benim beklentimin üstünde bu oy oranı, çünkü Sarıgül'ü çok fazla ortalıkta göremiyoruz. Sosyal medya haricinde bakalım sandıktan ne çıkacak? Saadet Partisi %1.7 oy oranında ve tüm anketlerin ortalamasını veriyor. Ve son zamanlarda bir sınırını geçip adeta sürpriz mi yapıyor dedirten rahmetli Haydar Baş'ın oğlunun Hüseyin Baş'ın yönettiği Bağımsız Türkiye Partisi, o Atatürkçü muhafazakar partiyi de yine 1.6'da görüyoruz. BDP'deki o küçük sıçramalar tüm anketlerde var. Hüseyin Baş partiyi çok iyi yönetiyor ama oyu buralarda kalır mı, daha da yükselir mi onu bilmemiz mümkün değil. Ve Zafer Partisi son günlerde oldukça konuşuluyordu ve son ORC anketinde Zafer Partisi'nin kadrajda olmadığını gördüğümüzde yorumlarda Zafer Partisi'nin oy oranı yazılıyordu ki diğerleri kısmındaydı ve Zafer Partisi %1.3 oy oranında. O ilk çıkış yaptığı andan itibaren çıkışını devam ettirebilse artarak devam edecekti. Tekrar bir durgunluk dönemine girdi ve şimdi yine Ümit Özdağ gündeme gelmeye çalışıyor. Video ve tweetleriyle Zafer Partisi %1.3, elbette ki Zafer Partililer çok daha yüksek oy oranları bekliyorlar ama %1 psikolojik sınırının önemli olduğunda hatırlatmamızda fayda var. Evet, Yeniden Refah Partisi de, o da bir takım anketlerde %1'i çok rahat aşan bir parti. Bu defa ALF Araştırma'da %0.9 oy oranında kalıyor ve diğer partiler %1.2 oy oranında. Bu ankette neyi görüyoruz? Yine milletle cumhur arasındaki dengenin Millet İttifakı lehine açılmakta olduğunu görüyoruz. Bu ankette de teyit ediyoruz ve aynı zamanda son günlerde yayınladığımız anketlerin önemli bir kısmında CHP-AKP arasındaki makasın ya kapandığını ya da CHP'nin birinci parti olduğunu görmüştük ki aralarından bir iki anketlerde İyi Parti'de de fırlama olduğunu görmüştük. Bu ankette İyi Parti'de çok büyük bir fırlama görememekle beraber 16.4 oy oranında kaldığını görüyoruz İyi Parti'nin, ki bu da 15 barajının üstünde olması itibariyle önemli ve 28 AKP 27 CHP dengesinin CHP-AKP arasındaki yarışın kızışarak devam edeceğini haber veriyor bize. Erdoğan'ın bu oy oranlarını çevirmesi mümkün değil. Bakalım nasıl bir gerginlik çıkartmaya çalışacaklar siyaseten son 11 aya girdiğimiz şu süreç içerisinde. Hoşça kalın.